Ligde 4 sezon sonra mutlu sona ulaşan ve 23. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da en büyük mimarlardan bir tanesi şüphesiz ki teknik direktör Okan Buruk. 49 yaşındaki başarılı taktisyen, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile yaşadığı ilk şampiyonluğun ardından ikinci kez şampiyon teknik adam Apoleti kazandı. Öte yandan bu şampiyonlukla beraber Süper Lig'deki Türk teknik adam dominasyonu da devam etmiş oldu. Ligde şampiyonluk yaşayan son teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile ipi göğüsleyen Arthur Zico'ydu. Okan Buruklu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla birlikte Türk teknik adamların şampiyonluk serisi de 16 sezona çıktı. Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da 9 yıl forma giydikten sonra Inter'e transfer olan Okan Buruk, 3 sezon Beşiktaş'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2006 yılında evi Galatasaray'a döndü. 2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasıyla futbolu bırakan Buruk, orta sahada basmadık yer bırakmayan, önde pres yapmayı seven inatçı bir futbolcuydu. Galatasaray'daki teknik direktörlük döneminde de benzer oyun anlayışını benimseyen, mücadeleci, asla pes etmeyen bir felsefeyle takımına futbol oynatan Okan Hoca'nın oyun aklı şampiyonlukta büyük rol oynadı. Galatasaray 23 Haziran 2022 tarihinde Okan Buruk'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Okan Buruk yönetiminde adeta ayağa kalkan, yenilenmiş kadrosuyla bambaşka bir kimliğe bürünen Sarı Kırmızılılar, 15. haftada liderlik koltuğuna oturdu ve o günden bugüne liderliği elden bırakmadı. Biri hükmen galibiyet olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak lig rekorunu kıran Galatasaray, kritik virajları savunma performansıyla atlattı. Sahasında oynadığı son 16 maçı da kaybetmeyen Sarı Kırmızılı takım, savunmada gösterdiği başarılı performans ve golcüsü Icardi'nin kritik maçlarda sorumluluk alıp sahneye çıkmasıyla şampiyonluğu elde etti. Gomis'in yanında Rocco var bu kez. Uzak bölgeye doğru. Gol pozisyonu Mitchell. Kafa toparlarda. Gomis! Gomis attı yine. Kendisinin ve takımının ikinci golü. Bafetimbi Gomis! Galatasaray, rakipleri kalesinden uzak tutma konusunda da başarılı bir performans sergiledi. Rakibe presi önden başlatan ve Icardi ile Mertens dahil ön alan baskısıyla rakiplerine oyun kurdurmamayı amaç edinen Okan Buruk, kendi 3. bölgesinde rakiplerine en az pas imkanı tanıyan takım olarak kalesini de güvene aldı. Ligin açık ara en az gol yiyen takımı olan Sarı Kırmızılı kadro, hücum yollarında da başta Mauro Icardi olmak üzere Kerem Aktürkoğlu, Gomis, Mertens, Milot Rashica, Sergio Oliveira gibi isimlerden ciddi katkı aldı. Sacha Boey yaptı ortaya uzak noktayı, Icardi'ye doğru kafa vuruşu, toparlarda, toparlarda 2-0, Mauro Icardi, Mauro Icardi zor pozisyonda, 2-0 oldu. Sarı Kırmızılıların öz kaynağından çıkan Okan Buruk, futbolcu olarak büyük başarılar yaşadığı Galatasaray'da teknik adam olarak da ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu kazanmayı başardı.